Ben de olurum. Salon dolaşırsa ne yapacağız? Bir üç kişi var bekleyen. Ben şu an çalışayım. Ondan sonra... Yani şöyle bir buçuk saat falan sürüyor. Tüm dünyada koronavirüsü var biliyorsun ciddi bir şekilde. Bu Türkiye'de de görülmeye başladı ciddi bir şekilde. Ama devletimizin sağ olsun işte bakanları, Sağlık Bakanımızın iyi bir çalışmalarıyla önlem almaları, bilinçlendirmesi kişileri. Sayın Bakanımızın bir açıklaması vardı. Bazı iş yerlerinin geçici süreyle kapatıldığını, işte bunlar kahveneler, spor merkezleri gibi. Bizi yoğun bir şekilde arayan meslektaşlarımız oldu dün geceden beri. Telefonumuz adeta kilitlendi. Şu an bizlik bir şey yok. Tabii devletimiz açıklar yarın veya işte ilerleyen günlerde siz de kapatın derse tabii biz de seve seve kapatmak zorundayız. Çünkü ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bir virüsle karşı karşıyayız. Meslektaşlarımıza salonlarının ilaçlanmasını zaten başladılar. Virüs salgını Türkiye'de görüldüğü an itibariyle tüm salonları ilaçlayan arkadaşlarımızı görüyoruz. Bu çok güzel bir şey. Zaten hijyen açısından Malatya'daki kuaför, güzellik salonu, berber camiası bu konuda gerçekten çok duyarlılar. Virüs olmadan önce de salonlarımızın hepsinin hijyen bir ortamda olduğunu gezi yapmamız, ziyaret sırasında görüyoruz. Bunun için de salonlarımızı ilaçlatmaya başladık, önlemlerimizi aldık, dezenfekte malzemelerimizi çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Ama benim meslektaşlarıma, çok değerli meslektaşlarıma bir önerim olacak. Tek kullanımlık kağıt havlularımız var, bunu kullansınlar. Kullanat penivarlarımız var, tek kullanımlık, bunları kullansınlar. Eldiven kullansınlar, işte gördüğünüz gibi şu eldivenlerden kullansınlar. Bunlar bizim için çok önemli, dikkat etmemiz gereken bir şey. Sürekli halkla, müşteriyle iç içe olduğumuz için bu tür şeylere önemli dikkat etmemiz lazım. Tek kullanımlık usturalar var, onu kullanmaya önem göstersinler. İnşallah bu önlemleri aldığımız takdirde hiçbir şeyin olmayacağını, tabii bu olmayacak dediğimiz takdirde olmayacak diye bir şey de yok, olabilecek de bir şey. Biz önlemimizi alacağız, gerekli çalışmalarımızı yaptık, zaten yapıyoruz. Esnafımızla iç içeyiz. İnşallah bunu da iyi bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Ülke genelinde herhangi bir mücbir sebep olmadığı takdirde kuaför camiamıza sesleniyorum. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii bakanımız açıklama yapar. Devlet büyüklerimiz bir açıklama yaparsa kuaför berber camiası da kapatılacak derse bunu da seve seve uymak zorundayız. Uyacağız. Çünkü bu her şey devlette beklememek lazım. Bu milletin ve bizlerin elinde olan bir şey. İşte hijyen ortamına dikkat edeceğiz. İşte afişlerde gösterildiği gibi, televizyonlarda, internet sitelerinde gördüğümüz gibi bütün o işte el yıkamasından olsun, hijyen açısından olsun, yani bir şu an bir kahve kapalıysa kapalı, zaten kapatmamız gerekiyor. Biz de bunlara uymamız lazım. Yarın dediğim gibi işte bizim salonlar da kapatılırsa, hani ben kapatmam diye bir şey yok, mecbur kapatmak zorundayız. İş ciddi, büyük bir sıkıntılar açabilir. Buna meyil vermemek için devletimizin çıkarttığı sisteme mecburen uymak zorundayız. Uyarak bunu inşallah ülkemizde bunun üstesinde gelecektir diye
düşünüyorum. Tabii biz her kesime hitap ettiğimiz için özellikle bu bizi ilgilendiriyor. Mesela arıyorlar kuaförlerimiz, bizleri arıyorlar. Kimi işte maske kullanıyor, kimi işte ne yapmamız gerektiğini biz bunları tekrar dile anlatıyoruz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her kesimden, işte şehir dışından olsun, Malatya içinden olsun her kesime hitap ettiğimiz için özellikle bizim dikkat etmemiz gereken bir konu. Meslektaşlarımız inanın ki bu konuda çok duyarlılar. Gerek telefonla, gerek odalarını ziyaret ederek, gerek bizlerin iş yerlerine gidip ziyaret ettiğimizde biz bunu görüyoruz. Onlar da ciddi bir şekilde dikkat ediyorlar. İnşallah bir şey yaşamadan bu süreci de geçeceğimizi tahmin ediyorum. İlçe sağlık müdürlüklerimizde bu virüsten dolayı yaptığımız bir çalışma, Battalgazi olsun, Yeşilyurt olsun, böyle bir afiş de geldi. Bu afişleri tüm berber, kuaför, güzellik merkezleri camyonlarımıza dağıtarak burada zaten gösteriyor hijyen açısından ne yapmaları gerektiğini. Zaten meslektaşlarımız bu konuda hepsi bilinçliler ama bunları da iş yerlerine camlarını asmalarını istiyoruz.